Evet, yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. 1987 geldi. Bakalım oynamayı tercih edecek mi? Evet, E4 C5 Sicilya oynuyoruz. Bakalım hangi varyant oynayacak? At F3 oynadık. At C6 D4 C çarpı D4 at çarpı D4. Acaba Pelikan'a mı girecek? Sveşnikov'a hızlanmış Dragon'a mı girecek? Ritter Razer mi oynayacak? Şimdi G6 oynarsa Dragon oluyor. Dragon'a benziyor. Hızlandırılmış Dragon gibi. Bu Ritter Razer'e çeviriyor D6. E5 Pelikan Sveşnikov dediğimiz açılış olacaktı. D6 Fil G5 Ritter Razer'de benim çok önceden oynadığım özel bir varyant vardı. Fil B5 çok hoşuma gidiyordu. Bunu oynayalım. Bakalım rakip nasıl oynayacak. Bulabilecek mi doğru devam yolunu? Fil D7'ye fil C6. BC6 alınıyor genelde. Bu varyantı çok eskiden çok oynamışlığım var. Fil C6 o kadar etkili değil çünkü at C6 aldıktan sonra D2'nin de açıklığını kullanacağım. BC6 vezir F3. Şimdi teğet edeyim E5. Hem ata baskı yapıyorum hem de vezir çarpı C6 istiyorum E5 ile. O yüzden fil C6 alınmıyor. BC6 alınıyor ki fil D7'de tutsun diye. Evet fil E7'ye E5. At D5 oynamak zorunda. Fil E7, vezir E7 alınca E çarpı D6. Piyon yapısı bozuluyor sadece burada siyahların. Bu bozuk piyon yapısıyla oynuyor. Bu beyaz için bir avantaj tabii ki. Vezir E7 aldı fil E7'ye. E çarpı D6. Vezir D6. Uzun rok. Evet. Gelişim olarak daha iyiyiz. Siyaha göre. Bir zayıf piyonu var. Hatta piyon yapısı var. Zayıf piyon yapısı. Oyun sonu bizim için bir avantaj. Bunu kullanabiliriz. Ama zaten taşlarımız şu an aktif. Gayet iyi. Rok atacak sonuçta. Kısa rok atmak zorunda. Kısa rok attığında da at E4 ile devam edebiliriz. Tek kuvvetli taşı şu an D5'teki atı. Tabii ki biz at çarpı D5 alıp bu kuvvet taşı yok etmeyeceğiz. Çünkü piyon yapısı düzeliyor. Ama at E4 oynayabiliriz. At E4 oynayarak hem veziri kovarız hem de atımızı merkeze gelmiş oluruz. Vezir B4 tarzı bir hamle yaparsa kale D3, kale B3 oynayabiliriz. Her zaman. Üçüncü yataydan savunabilirim şahımı. Vezir B4 oynadı. Dediğimiz gibi kale D3 oynayabiliriz burada. Kale D3, kale B3 fikriyle. Bakalım ne yapacak? Kale B8 ile atak yapabilir. Ama kale B3'ten savunabiliyorum söylediğim gibi. Kale B3 oynayabiliriz burada. Vezir A4 oynarsa da şah B1 oynayabilirim. Basitçe. Vezir A4. Şah B1 oynayabiliriz. Yani buradaki piyon yapımın bozulması
çok etkili değil siyah için. Hatta bozulmuyor. Yani duble oluyor. Fakat bozuk bir piyon yapısı değil. A7 C6'ya göre. A7 C6'nın zayıflığı var çünkü. Evet. Vezir A4'teyken kale B3 aldı şah B1'e. AB3 aldım. Şimdi vezir nereye kaçacak? Bir de at B4 gelip mat etme fikirleri olmuyor. Çünkü at C3 çekebiliyorum her zaman. Burada D dikeyi bizim için önemli. D dikeyini ele geçirmeye çalışabiliriz. Kale D1 oynayarak. Bir tek dikkat etmemiz gereken şey kale D1'e A5 A4 sürer mi? A5 A4 fikriyle oynayabilir. Bunu nasıl engelleyebiliriz A5 A4 fikrini? Buna bakmamız gerekiyor. Evet, ilginç bir fikir var. Kale D1 oynayalım biz. Çok ilginç bir varyant görmüştüm. Bakalım ne oynayacak rakibimiz. Eğer A5 oynarsa A5'e vezir G4 ilginç bir hamle. Vezir G4'e F5 oynarsa at F6 şah çekiyoruz. A4 oynadığı zaman bu gerçekleşik. A5'teyken olmuyor çünkü atla alabiliyor. A4'te olduğunu düşünün. Gördüğüm varyantı söylüyorum size. A4. Şimdi şöyle canlandırmaya çalışalım, göstereyim. Vezir B4'teyken A5 sürdü. A4 sürdüğünde vezir G4. At F6 şah çekiyoruz. Yani A5 sürdü, vezir G4 oynadım, A4 sürdü. At F6 şah çekiyoruz, atla alamıyor, vezir boşta. Şahı H8'e kaçacak çünkü H7 boşta kalıyor. Şahı kaçtığında vezir B4 alıyoruz. Ondan sonra atı kaçıyoruz D7'ye. At E5 oturup C6'ya baskı yapmak için. İlginç bir varyanttı. Tabi rakip bunu oynamadı. Vezirine E7'ye kaçtı. Şimdi artık vezir G3 oynayabiliriz. Hem B8'i tutuyorum, hem bu çaprazdan baskı yapıyorum, hem de çok güzel bir tehdidim var. C4 oynamak istiyorum. C4'de at B4 oynarsa kale D7 temamız var. Vezir D7 alamıyor at F6'dan dolayı. Bu bir tema. Açmazda olan şaha saldırma fikriyle. Veziri saptırıyorum çatı atmak için. Kale D7, at F6 istiyorum C4 oynayıp atı kovup. E5 oynadı. C4 yine oynayabiliriz. At F6 gelmeli. At F6 doğru hamle burada. Ona da at F6 oynarsa da at D6, at F5 fikrim var. At D6 oynamayı düşünüyorum. Fakat at D6'ya, at F6, at D6'ya kale D8 oynarsa ne yapacağız? Bunu düşünmemiz gerekiyor. C5 belki oynayabiliriz onda da atımızı korumak için. Evet, at B4'e bizim fikrimiz oluşuyor burada. Artık kale D7 oynayabiliyoruz. Kale D7 ile saptıracağız veziri. Vezir E6 oynamak zorunda kale D7'ye. Vezir E6 oynadığında da nasıl devam edeceğiz? Bu önemli. Kale D7 buradayken düşünelim. Kale D7'ye vezir E6 oynarsa ne yapabiliriz diye. Bir fikir var aklımda. Kale D7. Vezir E6 oynadığında vezir H3. Evet, piyon yapım bozuluyor. Fakat o kadar etkiliyim ki ben 7. yatayda kalemle ve at D6 gelmek isteyeceğim. F7'ye basacağım ve at G5 gelmek isteyeceğim. Güzel bir konum aslında beyaz için. Vezir H3 oynayıp piyon yapımızı bozsak daha iyi. Evet, rakip de güzel oynadı. Şimdi kale D7 almak istiyor. Kale çarpı E'de oynarsam kale D1 mat etmek istiyor. Güzel bir hamle.
Vezir e5 oynayamıyorum. Basitçe d7 alıyor. At f6 ile hani veziri saptırmaya çalışsam saptıramıyorum. Ne yapabilirim burada? Kale d8 yapmaktan başka hamlem yok. Kale d8 oynayabilirim. Bakıyorum başka oynayabileceğim bir şey var mı diye. Zamanımız var. Çok bir hamle göremiyorum şu an. Kale d8 en mantıklısı. Evet, şimdi vezir d1'i kesmem gerekiyor benim. Vezir d1'i nasıl kesebilirim? Vezir g4 oynayabilirim. Vezir d1'i kesiyorum ama vezir d3 var. Vezir f3 oynayabilirim. Hem vezir d3 hem vezir d1'i kesmiş oluyorum. Kale d8 güzel hamledik kale d7'ye karşı. Yani ben saptırmaya çalışırken rakip de saptırmaya çalıştı. Aynı anda iki tane saptırma hamlesi gördük. Evet, siyahlar 1987 olmasına rağmen buradaki bu karesi gayet güzel oynadı. Güzel de oynuyor. Beyazın hafif üstünlüğü var fakat beyazın sıkıntısı şahı. Şahı biraz zayıf, ona dikkat etmesi gerekiyor. F5 burada oynayabilir. F5'i düşünüyor diye tahmin ediyorum ben. Çünkü vezir F5 alırsam vezir D3 ve mat oluyorum. Vezir D3'ten sonra. Atı kaçmak zorundayım F5'e. At C3 kaçabilirim F5 oynadığı takdirde. At C3 kaçabilirim. E4 oynarsa da yine vezir D3 şah var. Dikkat etmem gerekiyor. Vezir D1 ile değişebilirim vezirleri. Evet, biraz daha aktifleşmiş oldu siyah. Ama ben de hızlıca şah C1 şah D2 gelerek şahımı aktifleştireceğim. Ama eşit bir konum oluyor. Belki siyah tercih edilebilir bu sefer. Biraz daha aktif olduğu için. F5 etkili bir hamle. Bakalım ne oynayacak. Vezir D3 oynamayı tercih etti. Tabii ki alacağız. Vezir çarpı D3. At çarpı D3. Şimdi F5 oynamak isteyebilir. F2 istekte kalabilir. Burada ilginç bir hamlemiz var. Şimdi ben şah C2 gelemiyorum. At E1'den dolayı. Ve F5 oynamak istiyor. Atımı kovup F2'ye saldırmak istiyor. G4 oynayabilirim burada. Hem F5'i kestim hem de şimdi şah C2 oynamak istiyorum. Tempo ile şahımı hızlı bir şekilde gelişmek istiyorum. G4'te F5'ini de kesmiş oldum. G6. Kötü bir hamle G6. Çünkü G5'ten sonra artık F5'in bir şey olmuyor, süremiyor. Ama burada hemen oynamak zorunda değilim. Belki bir tane şah C2 gelebilirim. Atını çünkü B4'e kaçarsa şah C3. Atı C5'e kaçamıyor. At F4 kaçarsa şimdi G5 oynayabilirim. Artık bunları bağlamış olurum. At B4, şah C3. At A2 şah çekerse şah D2. Atını oyun dışı bırakmış oldum belli bir süreliğine. Uzaklaşmış oldu. Evet, halen F5 süremiyor. Şah F5 süremiyor dedik ama F5 sürdü.
F5 süremiyordu normalde. Neden? Çünkü at D6. Şimdi istiyorum. F4 oynamak zorunda. Bakın at oyun dışı. Şimdi istiyorum. A7 istiyorum. A6 veya A5 oynarsa da at E7 şah çekip C6 alıp E5 isteyeceğim bir de. O yüzden A6 oynayabilir. Hatta şöyle bir şey de var. C5 oynamayı tercih etti. Çünkü eğer burada A6 oynamış olsaydı at E7, şah F7, at C6, E5 tutmak için şah E6 oynasaydı bakın bu at çıkmıyor. C6'daki atın B4'de tuttuğu için çıkmıyordu. Ama C5 oynayıp A piyonunu vermeyi tercih etti. Mantıklı bir karar. Tabii ki biz A piyonunu alalım. Bir piyon öne geçmiş oluyoruz. Şimdi at B4, at B5. Şimdi artık at C3, at D5 oturmaya çalışacağız. E4 karesi de kritik bizim için. F3'te E4 karesini de tutabiliriz at C3'ten sonra. At E4 oturabilirim. Şah G7, at C3. At E4 oynayacağım şimdi. At E4. Şah G6'ya. Evet, at A6 oynuyor. Şimdi F3. Aslında F3 yerine şah 2, şah F3 de oynayabiliriz. Şah E2. H5, şah F3. Evet, şimdi burada Zugzwang'da bırakabiliriz. H4 oynayalım. Şah E6. Şah E2. F3'te bağlayacağım orayı. Şah F5, F3. Şah E6, şah D2. Şah E7, şah C3. Evet, şah D'ye dönerdi. Hata yaptı. Şimdi artık H5'i alıyoruz. At F6, şah. Şah E6. Şimdi at H5, şah F7 gelirse ona bakıyorum ne oluyor diye. Şah F5 geldiği takdirde at H5'e. Şah F5 geldiği takdirde şah F7 pardon. Atımızı çıkamıyoruz hiçbir yere. O yüzden atı 4 bekleyeceğiz yine. Ya yani bu kazanmanın tek bir fikri var şimdi. Şah D2. Şah C1. Şahı A3'ten götürmeye çalışacağım. Evet, şah hiçbir yere gelemiyor. Şah F5'e gelsin. Şah B1. Şah A2, şah A3 gideceğim. Tabi şah A2 geldiğim zaman at B4 şah çekecek. At B4 şah çekip at D3 oynayabilir. Aslında atımız D3'te olsa daha güzel olurdu. Ama şah A2 denemek zorundayız yine de. Başka şansımız yok. Aa, bir fikrimiz daha var. O da çok hoşuma gitti. Şah C2 oynayıp evet bir şey düşünüyorum da bu arada. B4 sürmeyi düşünüyorum. Alınca şah C2, şah B3 oynamak. Çok ilginç bir hamle. Hoşuma gitti bu. B4 oynayalım. At B4 alırsa at C5. Ama gereksiz bir hamle yaptı. Şah F5'e B5. At B4, at C5 artık kazanç konumu oldu. E4'ü at E4 geri alıyoruz. Evet. Bundan sonra ilerliyoruz artık. C5.
Şah d5 c6. Terk. Evet, güzel bir zor parti oldu. Şimdi benim dersim başlayacağı için analizini yapamayacağım maalesef. Bir sonraki pratik derste görüşmek üzere.